İlginç ama gerçekten ilginç biriydi. Hayatta hiçbir şeyin savaşmaktan daha heyecan verici, güzel ve zevkli olmadığını söyleyecek kadar üstelik. Bu kafa yapısındaki birinin de tarihin en başarılı askerlerinden biri olması şaşırtıcı olmamalıydı. Gözü pekli, cephelerde askerlerine hitap ederken yaptığı küfürlü konuşmaları ve Afrika'dan Fransa'ya kadar onlarca cephede yaptığı savaşlarla donattığı kariyeriyle General Patton, Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndan muzaffer çıkmasını sağlayan en önemli isimlerden biri olmuştu. Fil dişi kaplama tabancası ve mükemmeliyetçiliği ile dillere destan olan George Smith Patton, 11 Kasım 1885 yılında Kaliforniya'da doğdu. Çocukluğundaki en büyük hayali bir şekilde kahraman olmaktı. Ona göre bunun yolu da askerlikten geçiyordu. Ailece askerliğe uzak değillerdi. Ailenin önde gelen isimleri İngilizlere karşı verilen Bağımsızlık Savaşı'nda, Meksika ile yapılan savaşta ve Amerikan İç Savaşı'nda yer almıştı. Onların hikayelerini dinleyerek büyüyen Patton için askerlik kaçınılmaz bir akıbet gibi görünüyordu. Genç Patton, atletikliği ve girişkenliği ile her zaman hayalini kurduğu üniforma için oldukça ideal bir profil çiziyordu. Virginia Askeri Akademisi'nde bir yıl okuduktan sonra Amerika'nın ünlü askeri akademisi West Point'e girdi. İlginçtir, başlangıçta sınavlarda aldığı düşük notlarla kendisini kapının önünde bulmasına rağmen yılmamış, aynı okula tekrar girmişti. 1909 yılında mezun olduğunda teğmen rütbesiyle 15. Süvari Bölüğü'ne atandı. Patton'ın sporculuğu laf da değildi. Bunu Amerika adına katıldığı 1912 yılındaki Stockholm Olimpiyat Oyunları'nda modern pentatlon dalında sergilediği performansla gösterecekti. 26 yaşındaki Patton, 25 metre atıcılık, eskrim, 300 metre serbest stil yüzme, 800 metre at binme ve 4 kilometre koşudan oluşan bu dalda 5. olmuştu. Olimpiyatların ardından binicilik ve Fransız stili eskrim dallarında kendini eğitmeye devam etti. Bir süre sonra bulunduğu Kansas Süvari Okulu'nda kendi geliştirdiği kılıç stilleri üzerine dersler de veren Patton'ın askerliğin gerçek yüzüyle tanışması için Meksika'da Sancho Pancho olarak tanınan devrimci lider Francisco Pancho Villa'nın harekete geçmesi gerekecekti. Meksika karışınca Amerikalılara Meksika yolu görünmüş, Patton bir başka ünlü Amerikalı asker General Pershing'in emrinde Pancho Villa'nın adamlarına karşı gerçekleştirdiği operasyonlarla Amerikan basınının dikkatlerini üzerine çekmişti. Patton, Meksika deneyimiyle savaşın tadını almıştı ama karnını doyurması için Dünya Savaşı'nın çıkmasını bekleyecekti ve nihayet kahraman olmayı beklediği gün gelip çattı. Dünya ilk büyük savaşa doğru ilerliyordu. Askerinin performansından memnun kalan Pershing, her ne kadar 1. Dünya Savaşı'nda tanklar daha yeni kullanılmaya başlasa da 1917 yılında Patton'ı yeni kurulmuş 304. Tank Tugayı'nın başına getirdi. Bu arada yüzbaşılığa terfi eden Patton, İngiliz tankçılarla birlikte ilk büyük tank savaşının yaşandığı Cambray'de büyük bir zafer kazandı. Tanklar hakkındaki bilgisini kullanarak Fransa Borg'da Amerikan Tank Okulu'nun kurulmasına önayak olan Patton, ilk 500 Amerikan tankçısının eğitilmesinde büyük rol oynamıştı. 1918 yılı Eylül ayında Mes Argon operasyonu çerçevesinde komutayı ele alan Patton'ın emrinde 345 tank vardı. Çatışma başladığında ön ve arka saflardaki tanklar arasındaki koordinasyonu düzenlemek için aklına parlak bir fikir gelmişti. Güvercinler ve hızlı koşan bir grup asker. Operasyon esnasında sürekli ön safta olan Patton, tanklar arasında koştururken ayağından ciddi şekilde yaralanmasına rağmen kendisiyle özdeşecek küfürleri ve hep ileriye işaret eden emirleriyle askerlerine komuta etmeyi sürdürecekti. Bu tavrı kendisine üstün hizmet ödülü ve üstün hizmet madalyası kazandıracaktı. Bunlar henüz başlangıçtı. Tankların etkin bir savaş silahı olduğunu gören Patton, savaşın ardından bu demirden savaş atlarının avukatlığına soyundu. Modern savaşın olmazsa olmazı gördüğü tankları her fırsatta savunmasına rağmen Kongre zırhlı savaş gücünü finanse etmenin faturası karşısında isteksiz görünüyordu. Buna rağmen işin peşini bırakmayan Patton kendini adeta tanklara adadı. Tanklar arası telsiz iletişiminin geliştirilmesine kafa yorup birçok deney yapmakla birlikte tanklarda kullanılmaya başlanan yarım çaplı top ve makineli tüfek kundaklarının geliştirilmesinde de rol oynadı. Birinci Dünya Savaşı'nın ve Washington ve Hawaii'deki bir takım görevlerinin ardından 1932 yılında Amerikan Harp Akademisi'nden yüksek dereceyle mezun olan Patton artık bir kurmaydı. Üstelik okul öncesi bizzat savaşlara katılmış bir kurmay adayı olmasıyla da ilginç bir profil çizmişti. İkinci Dünya Savaşı'nın kara bulutları uzun zamandır ufku kaplamıştı. Almanların Avrupa'daki Yıldırım Harekatı başladığında Patton'ın Kongre'yi Amerika'nın daha fazla zırhlı saldırı gücüne ihtiyaç duyduğuna ikna etmesi zor olmayacaktı. 1940 yılında istediği gücün kurulması ile Patton, Georgia Fort Benning'teki 2. Zırhlı Tümene atanmış, Nisan 1941 yılında da tümen komutanı olmuştu. Aradan 2 ay geçmemişti ki Patton, Amerika gibi bir ülkede Life gibi bir derginin kapağını süslüyordu. Bu esnada birlik içerisinde yaptırdığı amfiteyatroda ileride en meşhuru kan ve cesaret başlığıyla hatırlanacak olan bol küfürlü motivasyon konuşmalarını yapmaya başlamıştı. Patton tam bir tank delisiydi. Kariyerinin ilk günlerinden itibaren tankların cephelerdeki en büyük kozlardan biri olacağı öngörüsünde bulunmuş, Amerika'nın tanklara yatırım yapması için lobi faaliyetleri yürütmüştü. Zaman kendisini haklı çıkartacaktı. Japonların Pearl Harbor'a saldırarak uyuyan devi uyandırmasıyla birlikte Amerika bir süredir dışarıdan izlediği 2. Dünya Savaşı'na 1941 aralığında resmen giriyordu. Takvim yaprakları 8 Kasım 1942 yılını gösterdiğinde Patton, Kuzey Afrika'da devam etmekte olan Meşale Operasyonu çerçevesinde görev yapan Amerikalı komutanlardan biriydi. Winston Churchill ve Franklin Roosevelt, Ocak 1943 yılındaki Casablanca Konferansı'nda Sicilya'yı işgal etmeye karar vermişlerdi. Eğer ada ele geçirilirse İtalya'nın savaştan çekilebileceğini umuyorlardı. Aynı zamanda başarılı bir işgalin Adolf Hitler'i Doğu cephesindeki askerlerini geri çekmeye zorlayacağını hesaplıyorlardı. Böylelikle Almanların Sovyet-Rus topraklarında Kızıl Ordu üzerindeki baskısı azalmış olacak, Kızıl Ordu da Almanların doğudan sıkıştırılmasında rol oynayabilecekti. Emrindeki 3. Ordu ile Nazilerin büyük insanlık suçlarına imza attı. Buchenwald toplama kampındaki esirleri özgürlüğe kavuşturduğunda gördüğü manzaradan tüyleri diken diken olan Patton, olan bitenden haberleri olmayan sivil Almanları sokaklardan toplayarak kamplarda dolaştırmış, Nazi rejiminin yaptıklarını ilk elden görmelerini istemişti. Daha sonra bu yöntem tüm Almanya'da uygulandı. Afrika çöllerindeki barut kokulu günlerin ardından Patton'a 1943 yılında Sicilya yolları göründü. Afrika'da Hitler'in askerleriyle boğaz boğaza gelen Amerikalıların karşısında bu kez Mussolini'nin askerleri vardı. Sicilya çıkartması General Dwight Eisenhower'ın kumandası altında gerçekleşiyordu. Patton'a 7. Ordu'nun kumandası verilmişti. Direnişle karşılaşmadan Sicilya kıyılarına çıkan Patton ve askerleri hızlı bir şekilde Gela, Licata ve Vitoria'yı ele geçirdi. Patton adanın batısına, diğer bir Amerikalı general Omar Bradley ise kuzeyine doğru ilerliyordu. Almanlar Simeto nehrinin gerisine çekilmek zorunda kaldı. Patton 22 Temmuz'da Palermo'yu ele geçirerek adanın batısındaki 50.000 kişilik İtalyan ordusunu saf dışı bıraktı. Patton ve Bradley Sicilya'da Almanlara ve İtalyanlara büyük bir darbe vursa da Messina boğazından İtalyan anakarasına geçmelerine engel olamamışlardı. 40.000 Alman ve 60.000 İtalyan askeri ile 47 tank ve 10.000 zırhlı araç müttefiklerin elinden kurtulmayı başarmıştı. Bu esnada çarpışmalar sırasında 73 İtalyan esiri 45. Bölük askerleri tarafından öldürülmüştü. General Bradley kasıtlı adam öldürmekten dolayı olayda sorumluluğu olan askerlerin mahkemeye çıkarılmasını emretti. Askerlerse yaptıkları savunmada "Biz sadece General Patton'ın 27 Haziran'da yaptığı konuşmada verdiği emirleri uyguladık" demiş. Hatta bazıları Patton'ın esir alınmayacağını söylediğine dair kanıt sunabileceğini de iddia etmişti. Bu iddialara göre Patton daha fazla esir, beslenecek daha fazla boğaz demektir. Oyun oynayacak vaktimiz yok demişti. Bradley, Amerikan ordusunun en başarılı komutanlarından Patton'ı korumak için İtalyan askerlerinin öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın düşürülmesine karar verecekti. Patton'ın daha sonra sergileyeceği bazı tutumlar İtalyan askerler vakasındaki iddiaları destekler nitelikteydi. Söz gelimi 3 Ağustos 1943 yılında 15. Tahliye Hastanesi'ni ziyaret ettiğinde şarapnel patlaması sonucu şok geçirmiş olan Charles Kull isimli bir askerle karşılaşmıştı. Askere neden orada olduğunu sormuş, "Sanırım artık savaşamayacağım" şeklindeki cevabına karşılık olarak eldiveniyle askerin yüzüne vurmuş, tişörtünün yakasından tutarak ayağa kaldırmış ve kıçına attığı tekmeyle çadırdan kovmuştu. Hastanedeki bu olaydan hemen sonra 7. Ordu'daki tüm subaylara bir nota gönderen Patton şöyle diyordu: "Çok az sayıda askerin sinir bozukluğundan dolayı savaşma yeteneklerini kaybettikleri bahanesiyle hastaneye gittikleri dikkatimi çekti. Bu adamlar ödlek, ordunun itibarını zayıflatıyor, arkadaşlarını rezil ediyorlar. Kendileri hastaneyi savaştan kaçmak için kullanırken arkadaşlarını ise zalim bir savaşın tehlikeleriyle yüz yüze bırakıyorlar. Bu tür kişilerin hastaneye gönderilmemesi ve sorunlarının birlikleri içinde halledilmesi için tedbir alın. Savaşmaya isteksiz olanlar askeri mahkemede korkaklık ve cepheden kaçmak suçuyla yargılanacaktır." Mükemmelliyetçiliği ile cephede terör estirmeye başlayan Patton bu notaya karşı tedbiri elden bırakmamış ve tekrar askeri hastaneleri teftişe çıkmıştı. Yine bu ziyaretlerden birinde 93. Tahliye Hastanesi'nde arazi topçu tugayından topçu er Paul Bennett'a rastladı. Askere sorununun ne olduğunu sordu. Bennett, "Sinirlerim artık daha fazla top sesine dayanamıyorum" deyince zaten öfkesi burnunda olan Patton adeta sinirden patladı. "Sinirlerin ha? Cehenneme git. Sen sadece Allah'ın cezası bir korkaksın. Sen sadece bir sürtüğün alçak oğlusun. Kes şu Allah'ın cezası ağlamayı. Savaşta vurularak buraya gelmiş yanındaki bu cesur adamların burada alçak birinin ağladığını görmelerini istemiyorum. Sen ordunun yüz karasısın ve her ne kadar bu aslında senin için bir ödül olsa da savaşmak için cepheye geri döneceksin. Seni aslında şuracıkta kurşuna dizmeli ya da benim seni vurmam lazım. Allah cezanı versin." Patton bu küfür yağmurunun ardından silahını kılıfından çıkarıp Bennett'ı tartaklamaya başlayınca hastane kumandanı Albay Currier araya girmek zorunda kalmıştı. 9 Haziran 1945 yılında Amerika'ya döndüğünde tam bir kahraman gibi karşılanan Patton, yakasında 12'si Amerikan ordusunun en yüksek madalyası, 11'i de Alman işgalinden kurtarılmış ülkeler tarafından verilmiş 23 nişan taşıyordu. Askerin doktoru Albay Richard Arnes, General Dwight Eisenhower'a olayla ilgili bir rapor gönderdi. Her ne kadar Patton vazifeli bir askere vurmaktan dolayı askeri mahkemelik olabileceği bir olaya bulaşmış olsa da Amerika'daki gazeteciler bu olayı yayınlamama kararı aldı. Collier's Weekly dergisinden Quentin Reynolds da Amerika'nın bu mucize askerinin vukuatını gözlerini kapatan gazetecilerdendi. Ancak Sicilya'da bir fırsatını bulduğunda Patton'ı vuracak 50.000 Amerikan askeri var demeyi ihmal etmemişti. Eisenhower'ın bu vakayla ilgili olarak subaylarından birine söylediği şu sözler Patton'ın Amerika açısından önemini işaret ediyordu. Eğer bu olay ortaya çıksaydı Patton'ın kafa derisi için ulumaya başlarlardı ve bu da George'un bu savaştaki hizmetinin sona ermesi demek olurdu. Buna izin veremem. Patton, savaş çabalarımızın vazgeçilmesi ve zaferimizi sağlayanlardan biridir. Eisenhower, Patton'a iletilmek üzere Erden özür dilemesini veya ilgili kişilere kendi gücü çerçevesinde tazminat ödemesini isteyen bir mektup yazdı. Bununla da kalmadı. Olaydan haberdar olan savaş muhabirlerini toplayarak liderliği hayati öneme sahip bir kumandanı elde tutabilmeleri için sessiz kalacaklarını umduğunu söyledi. Çoğu bu talebe olumlu yaklaşsa da dönemin en parlak savaş muhabirlerinden Drew Pearson, Kasım 1943 yılında haftalık radyo programında haberi patlattı. Bazı siyasiler Patton'ın görevine son verilmesini talep etse de General George Marshall ve Henry Stimson Eisenhower'a destek vererek kellesini kurtardı. Görevinin başında kalan Patton en iyi bildiği işi yapmaya, savaşmaya devam edecekti. 1444 yılına kadar 7. Ordu'nun başında kalan Patton'a Almanlara son darbeyi vurulacağı umulan Normandiya çıkarmasından dolayı Fransa yolları görünmüştü. Ocak 1944 yılında İngiltere'ye gönderilen Patton, 3. Ordu'nun kumandasını General Courtney Hodges'tan devralarak Normandiya çıkarmasının hazırlıklarına başladı. Bu süreçte yaptığı bir konuşmayla da tarihe geçecekti. 5 Haziran 1944 yılında İngiltere'deki Enniskillen Manor Grand'da çıkarma için son hazırlıklarını yapan Amerikan 3. Ordusu'na hitaben yaptığı Kan ve Cesaret başlıklı konuşmada savaş tarihin belki de en müstehcen ama bir o kadar da etkili ve cesaretlendirici hitabetini sergileyen Patton neredeyse ölümle dalga geçiyor, savaşı ve savaşmayı kutsuyor, korkaklığı ise aşağılıyordu. Amerika asla bir savaş kaybetmedi ve kaybetmeyecek dediği bu konuşma Normandiya'da zafere giden kilometre taşlarından biri olarak gösterilirken Patton'ın adını da tarihe kazıyordu. Patton aralarında çok sayıda kadının da bulunduğu kalabalığa karşı yaptığı bu müstehcen tonlu konuşmada aynı zamanda dünyayı yönetmenin Amerika ve İngiltere'nin kaderi olduğunu söylemişti. Tabii ki tepkiler yükselmekte gecikmedi. Temsilciler Meclisi'nden Karl Mundt, Patton'ı İngiltere dışındaki hür dünyanın yüzüne tokat atmakla itham etti. General Eisenhower da öfkeliydi. İlk etapta Patton'ı görevden el çektirmeyi düşünse de sonradan kararını değiştirdi. Patton'a kısa bir mesaj göndermekle yetindi. Bize zaferler borçlusun, bunu öde ve dünya beni zeki bir adam olarak hatırlasın. 6 Haziran'da çıkarma başlamasına rağmen Patton 1 Ağustos 1944 yılına kadar Fransa'ya gelmedi. Askerlerini İngiltere'den kumanda etti. General Bernard Montgomery ve askerleri Alman ordusunun ana gövdesine yönelirken Patton hızla ilerleyerek 8 Ağustos'ta Le Mans'ı aldı ve kuzeye döndü. Patton Almanya'ya doğru ilerlerse 1944 yılında savaşı bitirebileceğine inanıyordu. Bu yüzden de General Bradley kendisine arkada kalan Alman birliklerini temizlemek için Britanya'ya dönmesini emrettiğinde öfkelenmişti. Bu işi de bitirir bitirmez 3. Ordu'nun geri kalanıyla Fransa'ya doğuya doğru ilerlemeye başladı. 30 Haziran 1944 yılında Metz'u geçti. Metz iyi korundu. Patton'ın askerleri çok ağır kayıplar verdi. Metz 13 Aralık'a kadar alınamadı. Bu esnada Adolf Hitler, Mareşal Gerd von Rundstedt'e Ardennes üzerinden bir karşı saldırı başlatma emri vermişti. 16 Aralık günü Alman ordusuna bağlı 25 bölük Monşa ve Echternach'ın 90 kilometre önünde Amerikan hatlarını yarmayı başardı. Patton, karşı saldırıya geçen Almanları Bulge Savaşı olarak bilinen muharebede bozguna uğratarak Nazilerin son direncini de kırmayı başardı. Patton ve askerleri 22 Mart 1945 yılında Oppenheim'daki Ren nehrini geçti. Bu arada damadı John Waters'ın da tutuklu bulunduğu Hammelburg toplama kampının Almanlardan kurtarılması için özel bir birlik de görevlendirmişti. Kampın ele geçirilmesinde birçok Amerikan askeri ölmüş, daha sonradan Patton'ın damadını kurtarmak için bu kadar büyük bir risk alması eleştirilmişti. O ise bu eleştirilere "Damadım da bir Amerikan askeri değil mi? Ne var bunda?" şeklinde cevap vermekle yetinecekti. Savaş yalın ve acımasızdır. Savaşmak için yalın ve acımasız insanlara gerek vardır gibi özlü sözleriyle edebiyatı da besleyen Patton, insanlara nereye gideceklerini söyleyip oraya nasıl gideceklerini kendilerinin karar vermesini sağlarsanız alınacak sonuçlara hayran kalırsınız diyerek emrindeki subayların inisiyatif kullanmasını teşvik etmiş bir komutandı. Nazi Almanyası'na doğru ilerlemeye devam eden Patton nihayetinde Çekoslovakya'yı geçti. Ona kalsa hiç durmadan gidebildiği kadar gidecekti. Ama savaş sonrasının dengelerini hesaplayan Rusya, Amerikalıların daha fazla kendi arka bahçesine girmesini istemiyordu. Joseph Stalin'in protestoları sonucu Patton geri çekilmek zorunda kaldı. Savaş bitmiş, Almanlar darmadağın olmuş, Avrupa kurtulmuş ve Patton yaşayan bir efsane olmuştu. Savaşın ardından Patton işgal altındaki Almanya'da Bavyera valiliği görevine atandı. Burada da kendine has yöntemleriyle iş görmeye devam edecekti. Nazilerin görevde kalmasına izin verdiğinden dolayı sert bir şekilde eleştirilince 22 Eylül 1945 yılında düzenlediği basın toplantısında bu Nazi meselesi demokratlarla cumhuriyetçiler arasındaki seçim kavgasına benziyor dedi. Bu sözleriyle büyük bir öfkeye neden oldu ve görevinden alındı. Anlaşılan siyaset için biraz fazla açık sözlüydü. Amerika'ya dönmeden bir gün önce 9 Aralık'ta sülün avından dönerken Mannheim civarında geçirdiği bir trafik kazasında ciddi biçimde yaralandı. Kendisini taşıyan 1939 model Cadillac hatalı şekilde yola çıkan bir kamyona çarpınca arka koltukta oturan Patton'ın kafası ön ile arka kısmı ayıran metal bloğa çarptı. Anında boynundan aşağısı felç olan Patton 21 Aralık 1945 yılında Heidelberg'deki askeri hastanede emboliden öldü. Lüksemburg'daki Amerikan şehitliğine defnedilen naaşı bir süre sonra Kaliforniya'daki aile şehitliğine nakledildi. Kaza geçirdiği arabası ise tamir edilerek diğer subaylar tarafından kullanıldı. Arabası halen Kentucky'deki Fort Knox askeri üssündeki Patton Müzesi'nde sergilenmekte. Kimilerine göre o savaş delisi yaşamının güzelliğine ve anlamına değer vermeyen bir üniforma ve güç meraklısıydı. Büyük bir çoğunluğa göre ise de eleştirilmeyi hak eden birçok özelliğine rağmen yaşamı kutsayan ama yaşam hakkını savunurken korkaklık gösterenlerden nefret eden gerçek bir asker. İyi bir at binicisi, eskrimci ve yüzücü olmasının yanı sıra aynı zamanda iyi bir atıcıydı. 1912 yılındaki Stockholm Yaz Olimpiyatlarına katılmış, modern pentatlon dalında 5. olmuştu. Katı ve disiplin delisi bir askerdi. Emrindeki subaylara her gün tıraş olma ve savaşta bile kravat takma zorunluluğu getirmişti. 1932 yılında Washington'da hükümete karşı emeklilik ikramiyelerine dönük protesto gösterisi yapan 1. Dünya Savaşı gazilerinin çıkardığı ayaklanmayı bastıranlar arasındaydı. Almanya'da sivil halkın toplama kamplarında Naziler tarafından işlenen suçları görmesi için kamplarda gezdirilmesi fikri ondan çıkmıştı. 1970 yılında hayatını anlatan ve başrolünü George Scott'un oynadığı Patton isimli film 7 dalda Oscar kazandı. Amerikan ordusunun en sevilmeyen komutanı olduğuna inanılmasına rağmen cenaze törenine hiçbir emir almadıkları halde 20.000 Amerikan askeri katılmıştı. Reenkarnasyona inandığına dair güçlü bir söylenti vardı. Hatta yakınlarına göre sık sık Kartacalı General Hannibal ya da Napolyon'un mareşallerinden biri olduğunu iddia ediyordu.